Herkese merhaba. Bugün anlatacağım konu D vitamini hakkında Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında gönderdiği bir güncelleme hakkında olacak. Konu karışık olmasına rağmen olabildiğince basite indirgeyerek size anlatmaya çalışacağım. Bildiğimiz gibi D vitamininin birincil amacı kemiklerimizin sertleşmesini sağlamak. D vitamini eksikliğinde kemik erimesi olarak adlandırabileceğimiz aslında tıbbi adı riketse ya da raşitizm olan bir durum oluşuyor. Bebekler için 1 yaşına kadar kullandığımız D 3 yani kemik damlası uzun zamandır kullanılan bir tedavi ama bununla ilgili ufak tefek gelişmeler ve güncellemeler oldu. Bunları şimdi anlatacağım. Profilaksi dediğimiz şey şu. Bir hastalık oluşmadan oluşmasını önlemek için alınan tedbirler. Profilaksinin yararı nedir peki? Çocuk hem hasta olmuyor hem de çok yüksek dozlarda verilmediği için zehirlenme ihtimali düşmüş oluyor. Bildiğimiz gibi Sağlık Bakanlığı D 3 Tedarikini kendileri yapıyor ve bebeklere verilmek üzere, bebeklerin ailelerine verilmek üzere sağlık ocaklarına dağıtıyor. Daha öncesinde bildiğimiz bilgiler bize birinci hafta ya da 10. günden sonra devit üç damlamızın başlanması ve bir yaşın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Şu an güncel bilgiler birinci hafta başlamanın bir gerekliliğin olmadığını veya birinci gün başlamanın bu işin engellenmesi için daha uygun olacağını söyledi ve artık son karar şu. Birinci günden bir yılın sonuna kadar devit üç damlayı hiç kesmeden 3 damla olacak şekilde kullanacağız. Eğer özel bir durumunuz yoksa günde bir kez 3 damla olacak şekilde vermeniz ve 1 yaşın sonuna kadar aynı şekilde devam etmeniz yeterli. Prematürite ya da metabolik hastalığınız varsa onları karıştırmıyorum. Sadece normal herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebekler için söylediğim bilgiler. Eski dönemlerde şahit olduğumuz üzücü bir durum vardı. Yanlış bilinen bilgiler yüzünden e, fontaneldeki yani bıngıldaktaki e, ...darlık ya da kapanma yüzünden... ...erken kapanma yüzünden... ...devi üç damlası kesiliyordu bebeklerin. Ama böyle bir bilgi yok. Yani e, bıngıldağınız kapalıysa da... E, ...küçülmüşse de devit üç damlayı kesmeniz için bir sebep yok bunu kesmeniz için gerekli endikasyonlarını bırakın çocuk doktorları koysun başka kimse koymasın bıngıldak küçüklüğü nedeniyle bu tedavinin kesilmesi eski dönemde de yanlıştı şu anda da yanlış bir bilgidir dolayısıyla Sağlık bakanlığı özellikle bunu vurgulayarak söylüyor bıngıldak kapanıklığı ya da bıngıldak küçüklüğü nedeniyle devit üç damlanızı kesmeyin şimdiye kadar anlattığımız konuların tamamı profilaksi yani hasta olmadan bu hastalığı gidermeye yönelik önlemlerde. Peki hastalandığımızı nasıl anlarız ve hastalandığımız zaman nasıl tedavi edilmemiz gerekiyor? Bildiğimiz gibi vücutta D vitamini deposunu görmek için 25 hidroksi vitamin D dediğimiz bir D vitamini öncülüğüne bakıyoruz. Bu miktarı bakılma indikasyonu yani her gelen hastadan ya ben baktırmak istiyorum bakabilir miyiz diyen hastadan baktırmamız uygun değil. Sağlık Bakanlığı bunu yasaklıyor. Artı bunun yapılması hem etik olarak hem maddi manevi olarak uygun değil. Çocuğunuza gereksiz acı çektiriyorsunuz, gereksiz yere tedavi verilmesini sağlıyor ve elinizle zehirlenmeler neden olabiliyorsunuz. D vitamini konusu ciddi bir konu. Sabah programlarında o dinlediğiniz şeylerle ya da komşunuzun anlattığı hikayelerle bu işin yönlendiricisi olmamalı. D vitamini eksikliğine bağlı olarak bazı bulgular vardır. Bunları gördüğümüz zaman bu tahlilleri istememiz lazım. Eğer çocuğunuzda patolojik diyebileceğimiz ciddi beslenme bozukluğu varsa ya da Fizik muayene bulgusu dediğimiz kolunda bacağında eğrilik, bıngıldakta açık kalma, dişlerin çıkmaması. Eğer böyle bir durumunuz varsa endikasyonunuz var demektir. Yapılması lazım. Eğer bir kronik hastalığınız varsa yani böbrek, karaciğer, mide bağırsakla ilgili eminim bozukluğunuz varsa ve kronik bir hastalığınız varsa gene tetkiklerin belli aralıklar yapılması uygun. Gene kronik bir hastalığınız varsa, düzenli olarak steroid kullanıyorsanız ve yatağa bağımlı bir hastalığınız varsa yani havale epilepsi gibi bir hastalığınız varsa, zeka geriliği olan ya yatağa bağımlı olan bir hastanız varsa gene bu hastalar için de belli aralıklarla D vitamini bakılması gerekli. Çarşaf olarak tabir edeceğimiz ve gözleriniz hariç bütün ciltlerinizin bir kapmanla bir kıyafetle kapalı olduğu bir giyim tarzını kabullenmişseniz ve bu tarz giyiniyorsanız ve sık sık güneşe çıkma imkanınız yoksa gene 25 hidroksi vitamin D düzeyinize bakılması gerekebilir. Peki düzeylere baktık diyelim 25 hidroksi vitamin D düzeyiniz bakılması gerekiyordu. O dediğimiz indikasyonlardan birindesiniz ve bakıldı. Hangi değer bize neyi ifade ediyor? Kabaca 3'e ayıracağız. 12, 20, 100 ve üstü. Eğer 12'nin altındaysa eksiklik var demektir. 12 ile 20 arasındaysa eksiklik yok ama yetersizlik var demektir. Mümkünse bunu 20'nin üstüne çıkartmaya çalışacağız. 20 ile 100 arası güzel ama 100'ün üstü artık zehirlenme olarak kabul ediliyor. Bu yüzden olabildiğince değerlerimizi 20 ve üstü gibi düşünün. Yani ama çok fazla üstü değil. Şimdi B vitamini eksikliği olmanız yani 12'nin altında bir değerle gelmeniz kemik erimeniz var anlamına gelmiyor. Yani raşitizm ya da riketsiye hastalığınız var demek değil bu. Yeni yapılan tetkikler fizik muayene bulgularıyla desteklenerek doktorunuz sizin için tedaviyi uygun şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Değerleri görüp bodoslama tedavi vermek diye bir şey yok. Doktorunuz değerlendirecek. Gerekirse eğer tedavinizi verecek. Eğer hasta olduğumuzdan eminsek ve tedavi başlanması indikasyonu varsa yani tedavi başlanması gerekiyorsa iki farklı tedavi var. Kabataslak söylemek gerekirse birincisi ampul kırma olarak söylediğimiz stos tedavi. Yani bunda ampul kırarız. Ampulün belli miktarı çocuğunuzun 0-3 ay. 3 ay 12 ay 12 ay 12 yaş ve sonrası şeklinde bölümlendirilerek belli miktar tedavinizi verilmesi sonrasında da gene eksikliğin oluşmaması için günlük ihtiyacınız miktarda idame tedaviye devam edilmesi gerekir İkinci tedavi yöntemi ise normal profilaksi yani günlük ihtiyacımız miktarının daha fazlası verecek şekilde 3 ay bölülerek tedaviniz gene devam ettirilmeye çalışılır eğer tabloyu bulursam bunu sizinle paylaşacağım şimdi burada bir parantez açarak şunu belirtmem gerekiyor eğer D vitamini tedavisi alıyorsanız yeterli miktarda kalsiyum yani mineral almanız lazım ki vücudunuz o D vitamini sayesinde kemiklerinizi sertleştirebilsin. Malzeme olmazsa işçilik de yok. Şöyle yapacağız bunun için de özellikle D vitamini tedavisi aldığımız sıralar yoğurt, peynir, yumurta gibi bol miktarda kalsiyum içeren besinleri bol bol tüketmemiz gerekiyor. Buraya kadar anlattığımız konu tedavi üzerineydi. Peki yüzün üzerinde çıktığı zaman da zehirlenme oluyor dedik bunu önlemek için Sağlık Bakanlığı'nın gene birkaç tane önerisi var bunları paylaşacağım eğer değerleriniz yüzün üzerinde çıktıysa mümkünse tabi bulabiliyorsanız bir çocuk endokrin uzmanına gönderilerek e, burada tetiklerinizin ayrıntılı olarak bakılması için yönlendirme yapılması gerekir İkinci olarak da mümkün olduğu kadar e, 25 hidroksi vitamin D düzeyine bakılarak bodoslama tedavi başlanmasın uygun şekilde değerlendirilsin akıl süzgecinden geçirilerek tedaviniz verilsin eğer diş çıkmanız gecikmişse, yürümeniz gecikmişse, bıngıldağınız yeteri kadar kapalı değilse, kollarda bacaklarda eğrilik varsa direkt ampul kırılarak tedavi verilmesine önce tetkik edilmesi lazım. 25 hidroksi vitamin D düzeyine bakılması lazım. Ondan sonrasında tedavi başlamak lazım. Daha önce söylemiştim ya sabah programları ve komşuların yaptığı yan etkiler yüzünden gene eksik ve yanlış bilgiler yüzünden bize gelip bu şekilde e, ilaç başlayan ve zehirlenmeyle gelen anneler oluyor. Maalesef. Ama uyarıyorum şu anda. Maalesef diyorum ama Uyardığım için artık günah benden gidiyor. Artık toparlayıp kapatıyorum. E son olarak söyleyebileceğim şunlar var. D vitamini bildiğimiz gibi vücutta özellikle güneş ışınlarının cilde temasıyla üretilebilen bir madde. Dolayısıyla eğer hamile ve bebekler günlük 10 ile 15 dakika direkt cildine düz temasıyla eğer güneşten yararlanabiliyorsa D vitamini eksikliği daha az görülecektir. Dolayısıyla daha sağlıklı olarak gelişeceklerdir. Bunun için bebekler için özellikle şunu öneriyoruz. Bir tane şapka takın, kolunuz bacağınız açık olsun ve 10 dakika 15 dakika rüzgar olmayan bir yerde güneşin direkt temasıyla. Bildiğimiz gibi güneş camdan geçemez. Yani cam arkasından aldığınız güneş aslında sizin sadece aydınlığa neden oluyor. Başka hiçbir şeye neden olmuyor. Gebeliğiniz boyunca mümkün olduğu kadar bol miktarda yoğurt, peynir ve yumurta yiyin ki kalsiyum depolarınız yeteri kadar yüksek olsun. Sizdeki miktar yetersizse bebeğiniz bunu her türlü alacaktır. Annelerde ciddi kemik problemleri oluşacaktır ve ağrılar oluşacaktır. Özellikle gelişme çağında olmak üzere bütün çocukluk çağında peynir, yoğurt, yumurta bol miktarda tüketmeye çalışın. Şimdi bazılarınızın aklına gelecektir. Neden bu adam süt söylemiyor da peynir ve yoğurttan bahsediyor? Çünkü bildiğimiz gibi süt dediğim şey aslında ineğin sütü. İneğin yavrusu için ürettiği bir madde. Peynir ve yoğurt kimyasal olarak bir miktar değiştiriliyor ve vücudumuza yararlı olacak miktarda madde girişine sağlayabiliyor. Özellikle bağırsakların ve immün sistemin gelişmesi için yoğurt olması olmaz hatta benzeri olmayan bir madde. İkinci olarak da peynirin içerisinde bol miktarda mineral dediğimiz şeylerden yoğun miktarda olduğu için az miktarı bile bardaklarca sütün yapamayacağı kadar etki yapıyor. Ne kadar az olsa da etkili madde almaya çalışın. Bildiğimiz gibi D vitamini aslında vücudumuzda, bağırsaklarda, böbreklerde ve ciltte olmak üzere aşama aşama olarak sentezlenen bir ürün. Dolayısıyla her seferinde bizim bol miktarda kimyasal ürün, kimyasal vitamin alma ihtiyacımız yok. Yeteri miktarda güneşe çıkarak D vitamini sentezlememize ve, ve kemik erimesinin önüne geçmemize sağlayabiliriz. Bu tarz videoları özellikle insanların bilmesi için yapıyorum. Eğer siz bundan yarar gördüğünüzü düşünüyorsanız insanlara lütfen bunları gösterin ve yayılmasını sağlayın. Çünkü insanlar bunlardan bir haber dolaşıyorlar. Sadece komşu ya da sabah programlarından alınan popülist bilgilerle bir şeylere gelmeye çalışıyorlar. Ve bu onlara bazen çok ciddi zararlar verebiliyor. Şu ana kadar konuştuğum her şey ya Sağlık Bakanlığı'ndan ya Amerikan Pediatri Akademisi'nden ya Olcay Neyzi'den gibi birçok kendini kanıtlamış kaynaktan veriliyor. Dolayısıyla kafamdan bir şey uydurmuyorum. Kendimce bir şey uydurduğum ya da kendi bulgum olduğu zaman da size söylemeye çalışıyorum. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olma kısmı çok önemli çünkü yeni bilgilendirme geldiği zaman ki bu bilgilendirmelerin tamamı aslında anne ve babalara yönelik. Yani çocuğunuz varsa bu bilgilere ihtiyacınız var demektir. Eğer bildirimleri açarsanız ilk haber alan siz olursunuz ve gereksiz gecikmelerden kurtulursunuz. Şimdilik bu kadar olsun diyelim. Çünkü önemli bir konu çok ciddiye alarak dinlemenizi istediğim bir konuydu. Eğer kafanızda takılan, özellikle merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bana mesajlar olarak bildirimde bulunun.